Bakın Mısır çok enteresan bir örnek. Türkiye benzeri bir durum var. Orada Müslüman kardeşler var, daha ılımlı Selefiler. Hasan el-Benna'nın kurduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İslami bir nizam istediği için öteden beri zulüm gören, baskılanan ve yönetimden uzak tutulan, ancak buna rağmen arka planda mücadeleye devam eden ve bedeller ödeyen bir topluluktu. Son olarak Hüsnü Mübarek'i devirmişler ve yönetimde söz sahibi olmuşlardı. Velil Kur'anu düsturuna! Halk tabanında geniş bir kitleye hitap eden Müslüman kardeşler, devlet ve askeri kadroları ihmal ettiği için çok pişman olacaktı. Ve İskenderiye Selefiliği adlı Selefiler var. Mısır'daki Selefilik damarından biri olan İskenderiye Selefileri, demokrasiyi küfür olarak görüp devlet yönetimi, meclis ve seçimlerden uzak kalmalarıyla biliniyordu. Şimdi asıl bomba geliyor. O zamana kadar demokratik sistemi küfür olarak gören ve Müslüman kardeşlerin devrim hareketine destek vermeyen İskenderiye Selefileri, diğer adıyla Selefi Davet, hemen apar topar parti kuruyor. Selefi Nur Partisi ve meclise giriyor. Ne kadar ilginç değil mi? Dönüşüm hızına bak. Küfür olarak gördükleri sisteme balıklama dalıyorlar. Dedik ya, bir amaç için kullanılacaklar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? El-Kur'an-ı düsturuna, Kur'an anayasamızdır diyen Muhammed Mursi'yi desteklemiyorlar. Karşısında duruyorlar ve onları silahlı güçle, kanlı bir şekilde etkisiz hale getirip yönetime Siyonistler adına el koyan, Avrupa'nın da desteklediği Sisi'yi destekliyorlar. Her seçimde onu seçeceklerini ilan ediyorlar. Bakın, oyunu görüyor musunuz? Selefilik ne için kullanıldı? Müslümanların yönetimden uzaklaştırılması için. Adamlar küfür olarak gördükleri sisteme hemen parti kurarak giriyor ve Müslümanları destekleyeceklerine, onların yanında olacaklarına zalim Sisi'yi destekliyor. Bunun bir kurgu olmadığını bana kimse söyleyemez. Kime hizmet etmiş oldular? Çünkü Mısır, İsrail için stratejik bir bölge. İşte böyle Selefilik birçok yerde farklı şekillerde kullanılır.